Merhaba sevgili izleyiciler. En son dersimizde genel seçimleri işleyip ara seçimlerde kalmış idik. Ara seçimlerin sadece boşalan üyelikler için yapıldığını söylemiştik ama alt özelliklerine, ayrıntılarına girmemiştik. Hatırlatıyorum. Ara seçimler. Ara seçimler sadece boşalan üyelikler için yapılan seçimdi. Ancak hatırlatıyorum. 1982 Anayasası ara seçimleri de genel seçimlere göre belirlemiştir. Şöyle demiştir. Demiştir ki genel seçimlerden 30 ay geçmedikçe ve genel seçimlere bir yıl kala ara seçim yapılamaz. Bu ne demektir? Gençler dikkat. Genel seçim olsun şurası. Diğeri de genel seçim olsun. Hatırlatıyorum. Genel seçimler kaç yılda bir yapılıyordu? Evet duyar gibiyim. 4 yılda bir. Doğru mudur? Bizim anayasa diyor ki bir, şu genel seçimlerden 30 ay geçmedikçe ara seçim yapamazsın diyor. Yani 30 ay bekle, ara seçim yasak diyor. Ara seçim yasak. Dikkat. İkinci olarak anayasa ne diyordu? Genel seçimlere bir yıl kala da ara seçim yapılamaz. Yani şuna bir yıl kala yine ara seçim ne? Yasak. Bir yıl kala ara seçim yasak. Ara seçim yasak. O halde gençler ara seçimi nerede yapacağız? Şurada yapacağız. Ara seçim yap. Ara seçim yap. Şimdi dikkat. Ana kuralı umarım anlamışsınızdır. Genel seçimlerden 30 ay geçmedikçe ve diğer genel seçime bir yıl kala ara seçim yapılamaz. Gelelim istisnalara. Yani hem 30 ay kuralının hem de son bir yıl kala kuralının istisnalarını görmeye. Kural 1. Meclis üye tam sayısının %5'i boşalırsa 3 ay içinde ara seçim mecburidir. Dikkat. Yani TBMM üye tam sayısının %5'i boşaldı. İstifası kabul edildi, öldü vesaire gibi sebeplerde %5'i boşaldı. Yani bu 550'nin %5'i hatırlatıyorum 27,5'tan 28 milletvekili. Çeşitli sebeplerden dolayı milletvekilliği sona erdi ya da bitti, öldü vesaire. Bu durumlarda 3 ay içinde ara seçim mecburi. 3 ay içinde ara seçim mecburidir. Yalnız burada şuna dikkatinizi çekiyorum. Farkındaysanız burada sınırı nerede başlatıp nerede bitirdim? 30 ay kuralını yedim. Gördüğünüz gibi ama 1 yıl kuralını yiyemedim. Şu ara içerisinde ara seçim yapabildim. O halde kural 1. Meclis üye tam sayısının %5'i boşalırsa, yani minimal 28 milletvekili, bu durumda 3 ay içinde ara seçim mecburidir. Bu durumda 30 ay kuralını yiyebiliriz. 30 ay kuralını ihlal edebiliriz. Buna dikkat edin. İkinci istisnadaysa bütün kuralları yiyebiliriz. O ihtimali şimdi görelim. Bir il veya seçim çevresinde hiç milletvekili kalmamışsa son boşalmayı mütakip 90 günü izleyen ilk pazar ara seçim yapılır. Dikkat, bu durumda bakın başlama ve bitirme sınırlarıma bütün kuralları yiyebilirim. Yani şuradan şuraya kadar her aralıkta yapabilirim. Yani hem 30 ay kuralını hem de 1 yıl kuralını yiyebilirim. Dikkat, bu 2002'de getirilmiş bir hükümdür. Ve burada şuna dikkat edin.
Burada 90 günü izleyen ilk pazar hükmü anayasada yazar. Kanunda değil. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu'nu da bağlar. Buna çok dikkat ediyorsunuz. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun burada takdir yetkisi yoktur. 90 günü izleyen ilk pazar seçimin yapılması mecburidir. Oysa hatırlatıyorum, Cumhurbaşkanı seçimleri yenilemesinde 90 günü izleyen ilk pazar hükmü anayasada değil, kanunda yazıyordu. Ve aynı kanunda Yüksek Seçim Kurulu'nun ilke kararıyla öne alabileceğine dair hüküm de vardı. Dolayısıyla burada Yüksek Seçim Kurulu tam bağlayıcı değildi. Oysa burada nedir? Bağlayıcıdır. Çünkü bu hüküm anayasada yazar. Şimdi gelelim tuzaklara. Tuzak sorular genellikle seçimlerde ara seçimlerle genel seçimin karıştırılması üzerine konulmuştur. Örnek veriyorum, şöyle der mesela. Bir il veya seçim çevresinde hiç milletvekili kalmamışsa 90 gün izleyen ilk pazar genel seçim yapılır. Yanlışlık. Genel seçim değil, ara seçim yapılır. Ya da şöyle sorarlar. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısı %5'i boşaldığı zaman 90 gün izleyen ilk pazar ara seçim yapılır. 90 gün izleyen ilk pazar değildir. 3 ay içinde yapılması kuralına bağlanmıştır. Veya şöyle derler. Bir il veya şöyle diyeyim, TBMM üye tam sayısının %5'i boşalmış ise 3 ay içinde genel seçim yapılması mecburidir. Yanlış, genel seçim değil, ara seçimdir. Bu tip şıklar üzerinde genellikle öğrenci yerler. Hatırlatıyorum, o halde burada yenilebilecek hususlar 1. Meclis seçim kararı aldığında tarih kendisi belirler genel seçimlerde. 2. Cumhurbaşkanı seçimleri belirlediğinde 90 gün izleyen ilk pazar yapılır. 3. Ara seçimler için üye tam sayısının %5'i boşalmışsa 3 ay içinde ara seçim yapılır. 4. Bir il veya seçim çevresinde hiç milletvekili kalmamışsa 90 gün izleyen ilk pazar seçim yapılır. Bu Yüksek Seçim Kurulu'na bağlar. Bunların hepsi ara seçimdir şunlar. Dikkat edin. Genel seçim şıkkıyla karıştırılarak genellikle sorulmaktadır. Umarım seçimlerin karşılaştırmasını anlamışsınızdır. Şimdi gelelim, seçimlerde yurt dışındaki Türkler oy kullanabilir mi? Evet, kullanabilir. Seçim kanununa göre yurt dışındaki Türkler seçimlerden 45 gün öncesinden başlayarak gümrük kapılarında, sınır kapılarında, hava ve deniz limanlarında oy kullanabilirler. Hatta hatırlatıyorum, konsolosluklardan davetiye usulüyle de gidip oradan da yabancı ülkelerde de artık oy kullanabilirler. Tekrar hatırlatıyorum, seçimlerden 45 gün öncesinden başlayarak. Anayasa Mahkemesi seçim kanununun 94. maddesinin B fıkrasını iptal etmiştir. Yani postayla oy kullanmasına ilişkin hüküm şu anda yoktur. Postayla oy kullanmayı Anayasa Mahkemesi iptal etmiştir. Ona dikkat edin. Bir diğer husus, son hususa dikkat. Seçim kanununda yapılacak değişiklikler bir yıl içinde yapılan seçimlere uygulanmaz. Bu önemli bir husustur. Örnek veriyorum. Yapılan değişiklikle dedik ki milletvekili seçilme yaşı 25 değil 20'dir diyelim. 20'ye düşürdük. Dikkat, bunu düşürmüş olsak bile hem seçim kanununa da işlemek zorundayız. Dikkat, atıyorum 7 ay sonra da genel seçim var diyelim. 7 ay sonra bu hükmü uygulayamayız diye henüz 1 yıl geçmedi. 1 yıl geçecek ki bu hükmü ne yapabilelim? Uygulayabilelim. Tekrar ediyorum, seçim kanunlarında yapılacak değişiklikler 1 yıl içinde yapılacak seçimlere uygulanmaz. Umarım anlaşılmayan bir şey yoktur. Dikkat! O halde seçimleri yaptık mı? Yaptık. Temel hak ve özgürlükleri kategorize ettik mi? Ettik. Şimdi artık neye geçebiliriz? Siyasi partiler hukukuna geçebiliriz. Siyasi partiler. Siyasi partiler demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Kural, bir siyasi parti öncelikle nasıl kurulur bunu bileceğiz. 30 tane kurucu bir araya gelir. Parti tüzüğünü hazırlarlar. Tüzüğü hazırladılar. Ve bu tüzüğü İçişleri Bakanlığı'na bırakırlar. İçişleri Bakanlığı kendilerine bir makbuz verir. İşte o andan itibaren siyasi partiler kurulmuş sayılır. Hatırlatıyorum, burada İçişleri Bakanlığı izni aranmaz. Çünkü siyasi partiler önceden izin almaksızın serbestçe kurulur.
Kural olarak arkadaşlar dikkat, kurucu olmakla üye olmanın şartları aynıdır. 18 yaşını dolduracaksınız, yabancı olmayacaksınız, işçi sayılmayan kamu görevlilerinden olmayacaksınız, Türk Silahlı Kuvvetleri üyesi olmayacaksınız, işte yüksek mahkemelerin başkan ve üyeleri olmayacaksınız, kasıtlı suçlardan 5 yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olacaksınız, siyasi yasağınız olmayacak. Mesela milletvekiliyseniz partinizin kapatılmasına sebep olmasanız 5 yıl boyunca başka bir partinin kurucusu, yöneticisi, denetçisi, üyesi olamıyorsunuz. Bu gibi yasaklarınız yoksa kurucu olabiliyorsunuz ve siyasi partinin kuruluşu için bir tüzük hazırlıyorsunuz 30 kişi. Daha sonra bunu İçişleri Bakanlığı'na bırakıyorsunuz. Makbuzunuzu da aldığınız anda siz ne yapıldınız? Kuruldunuz. Ayrıca izin alma şartına bağlanamaz. Dikkat! Siyasi partilerin merkezleri Ankara'da olmak zorundadır. Siyasi partilerin merkezleri Ankara'da olmak zorundadır. Siyasi partiler ancak yurt dışında da teşkilatlanıp örgütlenebilirler. Zaten temel örgütlenme biçimi 1- merkez örgütleri, 2- il örgütleri, 3- ilçe örgütleri, 4- yurt dışı ilçe örgütleridir. Bu şekilde örgütlendiklerini görüyoruz. 5- en önemli karar organı Büyük Kongre'dir. Örnek veriyorum, genel başkan seçimine Büyük Kongre karar verir. Ya da partinin kendisinin kapanmasını istenmesine Büyük Kongresi karar verir. En önemli organı Büyük Kongre'dir. Dikkat! Siyasi partilerin bazı yasaklar olduğu kesindir. Örnek veriyorum. Kişi açısından düşünecek olursak ne olur? 1. 18 yaşın altındakiler siyasi partiye üye olamaz. 18 yaş altı siyasi partiye üye olamaz. Yasak, eksi koyuyorum. 2. Sadece yabancıysa siyasi partilere üye olamaz. Yabancılar siyasi partilere üye olamazlar. Ama çifte vatandaşı tabii ki siyasi partiye üye olabilir. 3. İlk ve orta öğretim kurumlarında okuyanlar siyasi partilere üye olamaz. Örnek veriyorum. O halde şu soruya cevap verelim. Ben mesela ilkokula giden 25 yaşındaki bir vatandaşım diyelim. Ben siyasi partiye üye olamam. Ama 19 yaşındayım, üniversiteye gidiyorum, siyasi partiye üye olabiliyorum. Buna dikkat edin. 3. İşçi sayılmayan kamu görevlileri siyasi partilere üye olamaz. İşçi sayılmayan kamu görevlileri siyasi partiye üye olamaz. Tabii buradan kastımız memurlardır. Sözleşmeli personel de aynı yükümlülüklere tabidir. Bunlar siyasi partilere üye olamayacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, hakimlik savcılık mesleğinden olanlar, yüksek mahkemelerin başkan ve üyeleri, Sayıştay'ın başkan ve üyeleri, Sayıştay'ın başkan ve üyeleri siyasi partilere üye olamaz. Peki öğretim üyelerinde durum nasıldır? Tabii kısıtlılar siyasi partiye üye olamaz. Bunu tartışacak bir yanı yok. Bazı kısıtlılar siyasi partiye üye olamazlar. Dikkat! Öğretim üyelerinde durum şöyledir. Öğretim üyeleri siyasi partilere üye olabilir. Üye olmada sorun yok. Ancak dikkat! Merkez karar organları dışında görev alamazlar. Merkez karar organları. Üşüyorum, getirin yorganları. Organları dışında görev alamazlar. Umarım anlaşılmıştır. Örnek veriyorum. Ben bir öğretim üyesiyim. X Üniversitesi öğretim üyelerinden Bay Hüday Bıngıldak olarak A. Bir partiye üye olabiliyorum. Ve bu partinin merkez karar yönetim kurullarında görev alabiliyorum. Yönetim organlarında görev alabiliyorum. Ama bu partinin mesela
İlçe kadın kolları başkanı olamıyorum. Neden? Çünkü erkeğim, fark etmişsinizdir. Kötü bir espriydi bu, özür diliyorum. Neden olamıyorum? Çünkü merkez karar organı değil. İlçe organları, il organı, il başkanlıkları vesaire. Merkez karar organı değil. Buna dikkat etmenizde fayda var. Şimdi gelelim faaliyet ve amaçlarına ilişkin yasaklara. Siyasi partiler ticaret yapamaz. Ticaret yapamaz. Olaya bak çığa. Siyasi partiler ticaret yapamaz. 2. Yurt dışı menşeili gerçek veya tüzel kişilerden yardım alamaz. Yani buradan kastımız şu. Ya tabii ki bir siyasi parti yurt dışındaki bir Türk'ten yardım alabilir. Eğer Türkse yardım alabilir. Ama bu yabancı menşeiliyse alamaz. Örnek veriyorum, bir Alman vakfından alamaz. Alman devletinden alamaz. Alman bir iş adamı Wolfgang Petersen'den mesela alamaz. Şimdi dikkat. Anayasanın 69. maddesine göre yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişilerden yardım alırsa bu partinin direkt kapatma sebebidir. Bu durumda direkt kapatılır. Yani sınavda şöyle bir yem atılabilir. Dikkat. Yurt dışından yardım alan siyasi partiler durumun gereklerine göre hazine yardımından mahrum bırakılabileceği gibi kapatılabilir de der. Dikkat, yanlıştır. Direkt kapatma vereceksin. Sadece kapatılır. Amaçlarına ilişkin yasaklara baktığımız zaman bir diğer yasaklarında şunlar olduğunu görüyoruz. Siyasi partiler devleti, ülkesi, milletiyle bölünmez bütünlüğü yok etmeyi, bölünmez bütünlüğünü yok etmeyi, insan haklarına dayanan, laik demokratik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaç edinemez. Ortadan kaldırmayı amaç edinemez. Dikkat! Sınıf zümre diktatörlüğü isteyemez. Suç işlenmesini teşvik edemez. Dikkat! Anayasanın 69. maddesine göre bunlar partinin tüzüğünde yer alıyorsa direkt kapatma sebebidir. O halde soru. Sınavda öncüllü soru gelirse, anayasaya göre, 1982 anayasasına göre işte 3-4 tane öncül koyarlar. Bir, işte partinin kısmen suçun oda haline gelmesi. İki, nolu öncül, işte yurt dışından yardım alması. Üç, amaçlanan ilişkin yasakların tüzükte yer alması. Dört, parti başkanının hasta olması gibi şıklar koyarlar. Sonra da derler ki yukarıdakilerden hangisi 1982 anayasasına göre kesin kapatma sebebidir? Bu durumda vereceğiniz cevap bellidir. 1. Yurt dışından yardım alması öncülü, kesin kapatma sebebidir. 2. Amaçlarına ilişkin yasakların parti tüzüğünde yer alması direkt kapatma sebebidir. Yani anayasada bir siyasi partilinin iki durumda kesin olarak kapatılacağı yer alıyor. Yurt dışından yardım ve amaçlarına ilişkin yasakların tüzükte yer alması halinde parti direkt kapatılır. Yani diğer alternatif cezalara geçilmez. Ancak şimdi şöyle bir mantıklı düşünelim. Hiçbir siyasi parti kurucusu, üyeleri gelip de tüzüğüne şöyle bir şey koyar mı? Önce ülkeyi dörde böleceğiz. Ondan sonra tam bir suç devleti yaratırız. Ondan sonra milleti inimini minletiriz. Ya böyle şeyleri kimse hükmüne koyar mı yani? Tüzüğüne koyar mı?
Bu hükümleri tüzüğüne koyan partinin baş harfleri EP'dir. Embesiller Partisi. Önce neyse şakalaşmayayım. Böyle bir şey koyabilir. Dikkat, koyamaz. Yani bunun için embesil olmaları gerekir. Ancak bunu çaktırmadan nerede yaparlar gençler? Faaliyetlerde yaparlar. Yani şu an başlangıç için yasağı tüzüğe koymaz ama bunu faaliyette göstermeye başlar. Sorun şu. Ya tamam, bu parti faaliyette gösterdi. Bu yasakları çiğnemeye başladı. Faaliyette gösterdi ama ne ölçüde gösterdi? Örnek veriyorum. Partide bir iki tane zibidi yaptı diye bütün partiyi suçlayacağız mı? O yüzden arkadaşlar dikkat. O partinin ceza alabilmesi için belli bir kıvama gelmiş olması gerekir. Biz buna odak olma kriteri diyoruz. Tekrar ediyorum, biz buna odak olma kriteri diyoruz. Yani suç niteliğindeki şu sebepler faaliyete dönüşürse suç niteliğindeki fiiller faaliyete dönüşürse dikkat. Aradığımız kriter odak olma kriteridir. Dikkat. Odak olma kriterinde ön şartımız var. Ön şart şu. Suç niteliğindeki fiil parti tabanında yoğun bir şekilde işlenecek. Suç niteliğindeki fiil parti tabanında yoğun bir şekilde işlenecek. Dikkat. Bunun üzerine artı şunlardan herhangi birisi varsa o parti suçunun odağı haline gelmiştir. Suç niteliğindeki fiil partinin genel başkanı tarafından benimsenip kararlılıkla işlenirse. İki, suç niteliğindeki fiil partinin büyük kongresinde benimsenip kararlılıkla işlenirse. Üç, suç niteliğindeki fiil partinin merkez karar veya yönetim organları tarafından. Yönetim organları tarafından benimsenip kararlılıkla işlenirse. 4. Suç niteliğindeki fiil partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki TBMM genel kurulu veya grup toplantılarında genel kurulda veya gruplarda benimsenip kararlılıkla işlenirse o parti suçun odağı haline gelmiş sayılır. Tekrar ediyorum, kural 1. Öncelikle siyasi partilerin amaçlarına ilişkin yasaklar tüzükle varsa zaten kapatma sebebi. Ama dediğimiz gibi parti embesil değildir. Zannetmiyorum, 30 tane kurucudan hepsinin embesil olmasını düşünmüyoruz. Dolayısıyla bunu nerede yapmaz? Gelip de bunu herhangi bir şekilde tüzüğüne koymaz. Çaktırmadan faaliyete dönüştürür. Dikkat. Ancak dikkat, faaliyete dönüşmesinde de aradığımız kriter şudur, odak olma kriteridir. Yani o parti suçun odağı haline gelmedikçe cezalandırılamaz. Ön şart, suç niteliğindeki fiil parti tabanında yoğun bir şekilde işlenmiş olmalıdır. Artı şunlardan birisi varsa, suç niteliğindeki fiil partinin genel başkanı tarafından benimsenip kararlılıkla işlenirse, büyük kongresi tarafından benimsenip kararlılıkla işlenmişse, merkez karar organı tarafından veya yönetim organları tarafından benimsenip kararlılıkla işlenmişse, veya TBMM genel kurulunda veya grup toplantılarında partinin benimsenip kararlılıkla işlenmişse o parti suçun odağı haline gelmiş sayılır. Şimdi dikkat. Buradaki tuzaklara dikkat ediyorsunuz. Kural 1. Mesela anayasa genel başkanı diyor. Başkan yardımcısı demiyor. Çok dikkatli olun. Yem atarlar. Yani şöyle bir şey sorarlar. Efendim, suç niteliğindeki fiilin parti tabanında yoğun bir şekilde işlenmiş olması şartıyla aşağıdakilerden hangisi bir partinin suçun odağı haline geldiğini göstermez? A. Suç niteliğindeki fiilin partinin genel başkanı tarafından benimsenmesi. B. Suç niteliğindeki fiilin partinin genel başkan yardımcısı tarafından benimsenmesi diye bir şey koyabilirler. Anayasa genel başkanı da kesmiştir, başkan yardımcısını koymamıştır. Ancak şunu unutmayın, eş başkanla benimseyip işlemişse odak olma kriteri uygulanacaktır. Çünkü öyle bir ayrıma gitmemiştir. Umarım anlaşılmıştır. Daha önce yanlış hatırlamıyorsam hakimlik sınavında şöyle bir soru gelmişti.
İşte suç nitelindeki fiilin parti tabanında yoğun bir şekilde işlenmiş olması şartıyla aşağıdakilerden hangisi bir partinin suçun odağı haline geldiğini göstermez diye sorulmuştu. Ve cevap olarak da bir partinin bir ilde yapmış olduğu mitingde yasa dışı sloganlar atılarak halk tarafından yasa dışı sloganlar atılarak dile getirilmesi denmişti. Evet, bu bir kapatma sebebi ya da bir ceza alma sebebi değildi. Çünkü odak olma kriterinin sınırları içerisinde yer almaz. Buna dikkat etmekte fayda vardır. Şimdi davayı kim açacak? Dikkat! Davayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı açar. Davayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı açar. O halde şöyle bir şey diyebiliriz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, siyasi partilerin avcısı. Evet, iğrenç bir kafiye oldu değil mi? Kendi kendime eğleniyorum işte. Dikkat! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bu davayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bu davayı re'sen açabilir. Yani kendiliğinden açabilir. Re'sen açabilir. B. İstem üzerine de açabilir. Dikkat! İstem üzerine açabilecekler ise kimler istemde bulunabilir daha doğrusu? B1 diyorum. Bakanlar Kurulu kararı üzerine Adalet Bakanı istemde bulunabilir. Bakanlar Kurulu kararı üzerine Adalet Bakanı. Dikkat! Burada Adalet Bakanı her zaman dava açamıyor. Ancak Bakanlar Kurulu önce karar almalı, sonra açmalıdır. Belki anayasa bir siyasi parti de açabilir diyor. Bir siyasi parti de açabilir diyor. Ancak dikkat! 2820 sayılı siyasi partiler kanunu incelediğimiz zaman görüyoruz ki dava açma isteminde bulunacak siyasi partinin mecliste grubunun bulunması, son genel seçimlere girmiş olması şartları aranıyor. Yani öyle her partide başvuramıyor. Buna dikkat etmekte fayda var. Peki başsavcı istemi reddederse ne olur? Başsavcı istemi reddetti. İstemi reddetti. Ne olacak şimdi? Başsavcı istemi reddetmişse 30 gün içinde siyasi parti yasaklarını inceleme konuna itiraz edilebilir. 30 gün içinde siyasi parti yasaklarını inceleme konuna itiraz edilebilir. Şimdi şöyle bir mantık yürütmekte fayda var. Savcı iddia makamıdır. İddia makamını karara bağlayacak merci ise mantıken nedir? Hakimdir, mahkemedir. O yüzden siyasi parti yasaklarını inceleme kurulu Yargıtay Ceza Dairesi başkanlarından oluşur. Buna dikkat edin. Kurul da 30 gün içinde kararını verir. Kurul 30 gün içinde kararını verir. 30 gün içinde karar. Acaba bu kime yarar? 30 gün içinde karar. Bu kime yarar? Evet, iğrençleşmeyeyim. Devam edelim. Şimdi gençler dikkat. Kararını verdi. Dava nerede görülecek? Dava Anayasa Mahkemesi'nde görülür. Dava nerede görülüyormuş? Duyar gibiyim. Anayasa Mahkemesi'nde görülür. Anayasa Mahkemesi parti başkanı ya da parti içinden birisinin önce savunmasını alır. Önce savunmayı alır. Savunma. Savunmayı aldıktan sonra hatırlatıyorum, doktrin bunun bir duruşma olmadığını kabul etmektedir. Bu değişik bir savunma biçimidir. Disiplin kurulunun önünde verilen bir mülakat gibidir. Dolayısıyla burada duruşma yoktur. Dikkat! Savunmasını aldıktan sonra Anayasa Mahkemesi iki şekilde karar verebilir. Anayasa Mahkemesi birinci ihtimal partiye ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verebilir. Yani istemi reddedebilir.
ceza verilmesi eğer yok, bu parti suçun odağı haline gelmemiştir diyebilir. İkinci ihtimal, istemi kabul edebilir. Yani bu parti suçun odağı haline gelmiştir diyebilir. Bu durumda ya kapatma verir, siyasi partiye ya kapatma verir ya da hazine yardımından mahrumiyet kararı verir. Hazine yardımından kısmen veya tamamen mahrumiyet. Kısmen veya tamamen ağırlığına göre, suçun ağırlığına göre kısmen veya tamamen mahrumiyet verir. Dikkat, çok dikkatli olun. Her ikisine de toplantıya katılanların 1/3'üyle karar verir. Anayasa Mahkemesi toplantıya katılanların 1/3'üyle karar verir. Tuzak soruya dikkat. Tuzak soru şudur. Anayasa Mahkemesi bu durumda üye tam sayısının 1/3'üyle karar verir. Yanlışlık. Üye tam sayısının değil. Toplantıya katılanların 1/3'üyle buna dikkat ediyorsunuz. Ya da 2/3'üyle buna dikkat ediyorsunuz. Çok dikkatli olmakta fayda var. İkinci husus şu. Hatırlatıyorum. Yurt dışından yardım almışsa ya da siyasi parti amaçlarına ilişkin yasaklar tüzükte varsa direkt kapatma sebebidir. Hazine yardımından mahrumiyet değil, onlara direkt kapatmaya gidiyorsunuz. Buna da çok dikkat ediyorsunuz. Şimdi gelelim soruna. Siyasi parti hangi anda kapatılmış sayılır? Siyasi parti Anayasa Mahkemesi'nin kararının resmi gazetede yayınlandığı gün kapatılmış sayılır. Çok dikkat edin yine. Mahkemenin kararı verdiği gün değil. Bu kararın resmi gazetede yayınlandığı gün kapatılmış sayılır. Sonuçlarına bakalım. Kapatmanın sonuçları nelerdir? 1. Temelli kapatılan bir parti başka adı altında kurulamaz. Temelli kapatılan bir parti başka adı altında kurulamaz. 2. Eylem ve beyanlarıyla partisinin kapatılmasına neden olan milletvekilinin artık milletvekilliği düşmüyor. 2010 değişikliği. Yani artık partinizin kapatılmasına neden olduysanız milletvekiliniz düşmüyor. Ancak dikkat, 5 yıl boyunca başka bir partinin kurucusu, yöneticisi, denetçisi, üyesi olamıyorsunuz. Milletvekili olarak kalıyorsunuz ama bağımsız olabiliyorsunuz. Başka bir partiyle artık 5 yıl boyunca ilişkiniz olmayacak. Ne kurucu, ne yönetici, ne üye, ne de denetçi, hiçbir şey olamayacaksınız. 3. Kapatılan partinin malları hazineye aktarılır. Kapatılan partinin malları hazineye aktarılır. Dikkat! Bunlar kapatmanın temel özellikleridir. Son iki hususa dikkat. Anayasa Mahkemesi siyasi partilerin mali denetimini yapar. Siyasi partilerin mali denetimini Anayasa Mahkemesi yapar. Dikkat! Bu konuda kendisine Sayıştay yardımcı olur. Tekrar ediyorum. Siyasi partilerin mali denetimini Anayasa Mahkemesi yapar. Bu konuda kendisine Sayıştay yardımcı olur. Unutmayın, sınavda öğrenciyi yemek için şöyle yaparlar. Siyasi partilerin mali denetimini kim yapar diye sorarlar. İşte A şıkkına işte Anayasa Mahkemesi, B şıkkına Sayıştay koyarlar öğrenciyi yanıltmak için. Siz Anayasa Mahkemesi şıkkına gideceksiniz. Çünkü denetimi Anayasa Mahkemesi yapmaktadır. Buna dikkat edin. 2. Hatırlatıyorum, genel seçimlerde %10'u geçen siyasi partiler meclise giriyordu. Buna çok dikkat edin. Ancak parasal yardım sınırındaysa şuna dikkat ediyorsunuz. %3'ü geçen siyasi partiler hazineden yardım alır. Tekrar ediyorum, meclise girmek için %10, para almak için %3'ü geçiyorsunuz. Ki ne yapabilsin siyasi parti? Hazineden yardım alabilsin. Bunların da son hükümler olduğunu söyleyebiliriz. Hatırlatıyorum, bu kapatma halidir. Kendisi kapanmaya karar vermişse Büyük Kongre karar veriyordu. Çok dikkatli olun. Bu bölüm önemlidir. Bu siyasi partiler kanunda yazar. Bir partinin kendi kendine kapanmasına Büyük Kongre karar verir. Bu durumda Büyük Kongre malları başka bir siyasi partiye aktaracağını bildirmişse mallar oraya aktarılır ya da birleşeceği partiye. Ancak arkadaşlar dikkat, böyle bir hüküm bildirmemişse yine hazineye aktarılır. Siyasi partinin Büyük Kongresi kapanmaya karar verilirse durum İçişleri Bakanlığı'na, Anayasa Mahkemesi'ne, Meclis Başkanlığı'na ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilir.
Buradaki tuzak soru unutmayın, Sayıştay Başkanlığı'na bildirmesi gibi ya da Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmesi gibi şıklar koyacaklardır. Tekrar ediyorum, Büyük Kongre kapanmaya karar verirse İçişleri Bakanlığı'na, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına, Anayasa Mahkemesi'ne ve meclise, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na ne yapılır? Bildirilir. Buradaki tuzak soru dediğim gibi Yüksek Seçim Kurulu veya Sayıştay şıklarıdır. İnşallah bu şıkları yemiyorsunuz. Bir sonraki dersimizde yasamaya geçeceğiz. Artık yasamaya ait olan ilkeler, milletvekili olmanın şartları, yasama dokunulmazlığı, yasama sorumsuzluğu farkları, milletvekilini düşüren haller, meclisin görev ve etkilerine gireceğiz. Bir sonraki derste buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.